Arkadaşlar merhabalar. Bu görsel dersimizde MVC'de model kullanımını ele alacağız. Bunu yaparken örnek olarak Northwind Database'imizi kullanıyor olacağız. Bunun için öncelikle yeni bir proje oluşturuyorum. Projenin ismine MVC Model Mining diyelim. MVC for Application. Buradan boş bir template seçtim. Öncelikle arkadaşlar tabi Northwind veri tabanında bir liste yollayacağım için Entity Framework ORM yardımıyla bunu projeme entegre etmem gerek. Models klasörüne sağ tıklıyorum. Add New Item. Data sekmesinden ADO.NET Entity Data Modeli seçtim. Buradan Northwind Data Model diyeyim. Ekliyorum. Generate from Database. New Connection. Server name'im Çağatay PC olması lazım. Database'im Northwind. Bu bildiğimiz klasik Entity Framework'ın modelini import etme. Şimdi tabi burada ayrıca Pull Size diye bir seçeneğimiz var. Eğer bunu tıklarsak tablomuzdaki çoğu isimler tekil olarak gelir. Örneğin Northwind'e Categories, Products gibi isimleri tekil olarak gidecek. Tıklayalım ve finish yapıp modelimi entegre ettim. Şimdi bir controller yaratacağım. Onun içerisindeki bir action vasıtasıyla verilerimi ekranda göstermek istiyorum. Modelime entegre oldu. Save'ledim. Controllers arkadaşlar sağ tıklayıp bir controller oluşturuyorum. İsmini home controller diyeyim. Boş bir MVC controller. Şimdi burada bir default olarak bir index action'a geliyor. Bunu silebiliriz. Public action result ve diyelim product list diyelim. Bu HTML sayfamda ürün listeleri dönsün. Tabi bunun için arkadaşlar öncelikle bu action'ımı bir HTML bağlamam lazım. Add view diyorum. Master page kullanmayacağım. HTML'im bağladım. Gördüğünüz gibi boş bir HTML ekranı geldi. Artık yapmam gereken burada klasik bir Entity Framework sorgusu ve o sorgunun sonucunda dönen listeyi view yardımıyla ekrana taşımak. Öncelikle arkadaşlar bağlantımı açtım. Private Northwind Entity istedim. Import ediyorum. Bunun nedeni bağlantım Models klasörünün içerisinde olmasın. Dolayısıyla using'leri bu şekilde import ettim. Daha sonra yapmam gereken işi ise bu action içerisinde bir list tanımlayacağım product dinle. Buna p list diyelim. İşte db.product.toList. Şimdi arkadaşlar şu ana kadar yaptığımız bu iki işlem bildiğimiz Entity Framework sorgusu. Şimdi return view'in yanlış hatırlamıyorsam 3. seçeneği olması lazım. Evet. 3. seçeneğinde içerisine bir obje aldığını belirtiyor. Bu obje arkadaşlar view'e göndereceğimiz obje olacak. Yani buradaki action'a bağlı HTML'e bir model yollamış oluyorum. Zaten açıklamasında da belirtiyor. P-list'i yani burada tanımladığım, atadığım product list'i arkadaşlar view'in içerisine yolladım. Şimdi yapmam gereken ikinci işlem artık yolladığım veriyi öteki tarafta yakalayıp ona göre ekranın neresinde ne göstereceğimi dair işlemler yaptık. Şimdi add model diyorum. List product. Burada da import etmem lazım. Şimdi arkadaşlar ben arka taraftan nasıl tipte bir veri yolladıysam burada aynı tipi belirtmek zorundayım. Burada projemin ismi nokta models nokta product olmasının nedeni burada using'leri yine eklememem. Dilersen böyle çalıştırabilirim veya using'leri ekleyip MVC model binding nokta models deyip burayı sadece product olarak da ele alabilirim. İkisi de bir yöntem. Dilediğinizi kullanabilirsiniz. Şimdi tekrar söylüyorum. Home controller'ın product list action'ı ön tarafa bir product list yolladı. Bu yolladığı product list'i burada yakaladı. Şimdi artık veriyi, yakaladığı veriyi modele atadı. Şimdi burada yapmam gereken artık bu modelimi kullanmam. Mesela nasıl yapalım? Bir ULE tag'i açıyorum. Bunun içerisinde bir lead tag'i açtım. Lead'in içerisinde product name'leri yazsın örneğin. Add for each dedim. Model. Artık yakaladığım modeli burada dönüyorum. Lead'ler for each'in içerisine dönecek. Bakın at item nokta dediğimde IntelliSense geldi. Şimdi arkadaşlar ben aldığım
modelimin bir product liste olduğunu bildiğim için ve bunu yukarıda belirtip yakaladığım için burada ona göre bir işlem gerçekleştirdim. For each de benim modelimde dönüyor. Aslında for each buradaki product listemin içerisinde dönüyor desek daha doğru olur. Bu product listin içerisinde dönerken ekranın product name'leri yazdırıyor. Yani controller modeli action vasıtasıyla view'e yolladı. View'de ben modeli yakaladım ve modelin içerisinde dönüp ekrana yazdırdım. Home controller'daki product list action'ım çalıştırıyorum arkadaşlar. Slash home slash product list diyorum. Evet, ürünlerim ekrana geldi. İşlem bu kadar basit. Arkadaşlar gördüğünüz gibi home kontrolümdeki product listler bu şekilde ekranıma geldi. Böylelikle arka taraftan Northwind yardımıyla Northwind ORM'i yardımıyla burada bağlantımı açtım. Query'yi yazdım ve yolladım. Bir tarafında da modeli yakaladım. İşlem bu kadar basit arkadaşlar. Sonraki görsel dersimizde görüşmek üzere.